İnsan Hakları İnceleme Komisyonumuzun Sayın Başkanı, değerli üyeleri, sayın milletvekillerimiz, Azerbaycan'ın değerli büyükelçisi, değerli katılımcılar. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan gerilim ve çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ve Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın durumuna ilişkin bilgi ve belgelere dayalı olarak çok kapsamlı, kıymetli bir rapor hazırladı. Hazırlanan bu rapor özelinde tarihe şer düşmek ve meseleyi bilimsel temelde ele almak üzere düzenlenen 2. Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın savaş suçları paneline hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. İsminden de anlaşılacağı üzere gündemimiz 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı ve savaş sırasında Ermenistan'ın işlediği suçlardır. Biraz önce Ermenistan tarafından işlenen savaş suçlarını belgeleyen fotoğraf sergisinin de açılışını yapmış olduk. Esasında fotoğraflar konuya dair birçok şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her fotoğraf karesi Azerbaycan-Ermenistan savaşında yaşananların birer belgesi olarak cap canlı karşımızda duruyor. Belgelerde görünen tabloların bir kısmına ben de bizzat şahit olmuştum. Savaşın en sıcak günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetimizle birlikte Azerbaycan'a yaptığım ziyaret sırasında Gence şehrine giderek Ermenistan'ın yaptığı sivil katliamı yerinde görme imkanımız olmuştu. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 17 Ekim günü Gence şehrine orta menzilli füzelerle saldırmış ve 14 sivili öldürmüş, 57 sivili de yaralamıştı. Saldırıda 20 bina tamamen yıkılmış, 4 kreş, 1 ortaokul ve çocuk hastanesi zarar görmüştü. Gence'ye yaptığımız ziyarette saldırıya maruz kalan Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarına ortak olmuş ve onlara Türkiye olarak desteğimizi bildirmiştim. Değerli misafirler, alt komisyonumuzun Ermenistan tarafından saldırıya maruz bırakılan Gence, Terter ve Berde şehirlerinde yaptıkları incelemeler, mağdurlar ve mağdur yakınlarıyla yaptıkları görüşmeler, mahalleden temin ettikleri maddi delillere dayalı olarak hazırladıkları bu rapor, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını açıkça belgelemektedir. Bu rapor, savaş suçlarını düzenleyen Cenevre Sözleşmesi'nin Ermenistan tarafından defaatle ihlal edildiğini tescil etmekte ve ilan etmektedir. Raporda Karabağ meselesinin tarihi arka planı da gözler önüne serilmiş, tarihi olarak da Ermenistan'ın Karabağ üzerinde hak iddiasının hiçbir temele dayanmadığı, Yukarı Karabağ'ın bir Azerbaycan toprağı olduğu izah edilmiştir. Karabağ meselesi 20. yüzyılın son çeyreğinin bir ürünü olmakla birlikte kökleri 19. yüzyıl sonlarına ve 20. yüzyıl başlarına kadar gitmektedir. Karabağ ve Nahçıvan'da 1905, 1917, 1920, 1940, 1988 ve 1992'de Türklere yönelik yapılan soykırımlarla bölge Büyük Ermenistan hayali için etnik arındırmaya tabi tutulmuştur. Karabağ özellikle Türkiye'ye yönelik sözde soykırım iddialarıyla meşrulaştırmaya çalışılan Büyük Ermenistan emelinin bir parçası olarak diasporanın da çabasıyla Ermenistan'a ilhak edilmek istenmiştir. Ermenistan'ın Karabağ uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal ettiği açık olmasına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca sorunun zamana yayılması, bu süreçte işgal altındaki topraklarda nüfus yapısının soykırım ve şiddete dayalı olarak Ermeniler lehine olacak şekilde değiştirilmeye çalışılması esasen bu ilhak amacının bir tezahürüdür. Bu süreçte sorunu çözme iddiasıyla teşekkül eden Agit Minsk grubu esasen çözümsüzlüğün mimarı olmuştur. 30 yıllık süreçte Karabağ yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla talan edilmiş, 1 milyon insan yurtlarından sürülmüştür. Ermenistan'ın Karabağ meselesinde diplomatik temelde bir barışı istemediği bu yaklaşımından ve Ermeni liderlerin şöven açıklamalarından açıkça belli olsa da Azerbaycan ve Türkiye uzun bir süre diplomatik temelde bir çözüme şans vermek için çaba göstermişlerdir. Azerbaycan ve Türkiye'nin bütün barışçı diplomatik çabalarına rağmen Ermenistan'ın saldırgan tavrı değişmemiş ve son olarak 27 Eylül 2020'de Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla askeri çatışmalar yeniden başlamıştır.
Ermenistan saldırısıyla başlayan ve Azerbaycan ordusunun kesin ve nihai zaferiyle sonuçlanan çatışmalar sonucunda Ermenistan uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği Azerbaycan topraklarından atılmıştır. Son olarak 1 Aralık 2020 itibariyle Laçin'in teslimi ve Azerbaycan ordusunun Laçin'e girmesiyle birlikte hukuken Azerbaycan'a ait olan topraklar fiilen de Azerbaycan'ın kontrolüne geçmiştir. Değerli katılımcılar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık semeresini vermiş, uluslararası hukukun gereği tesis edildiği gibi adil ve kalıcı barışın da önü açılmıştır. Azerbaycan'ın 10 Kasım 2020 ateşkesiyle sonuçlanan büyük askeri zaferiyle artık Karabağ meselesi büyük ölçüde çözülmüş, bölgesel barışı tehdit eden bir risk olmaktan büyük ölçüde çıkmıştır. Böylece Güney Kafkasya'da uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça gasp edildiği kangrene dönüşmüş bir meselenin devamına müsaade edilmemiştir. Ermenistan ve Ermeni diasporasının Büyük Ermenistan hayaline kapılarak Ermenileri sözde soykırım iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır. Bu durumun ülkemizde yaşayan Ermeni kökenli vatandaşlarımız da üzdüğü ve sıkıntıya soktuğu müşahede edilmektedir. Nitekim komisyonumuzun hazırladığı raporun bir kısmı da Türkiye'de yaşayan Ermeni kökenli vatandaşlarımızın durumuyla alakalıdır. Komisyon tarafından başta Ermeni Patriği ve Ermeni Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler yapılmış, Karabağ meselesinin Ermeni kökenli vatandaşlarımıza yönelik muhtemel menfi etkileri raporda değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 10. maddesiyle güvence altına alınan ve vatandaşları arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımını kesinlikle reddeden bir devlet olarak ülkemizdeki kardeşlik hukukunun devamını sağlamaya kararlı olduğunu da bu şekilde göstermiştir. Hakeza bu süreçte Ermeni vatandaşlarımıza yönelik olarak hiçbir şekilde menfi bir olayın vuku bulmaması da ülkemizdeki barış ve kardeşlik hukukunun sağlamlığını göstermektedir. Tabii bu arada son olarak Amerikan Başkanı Biden'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak Ermeni kökenli vatandaşlarımızın, başta Ermeni Patriği olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin göstermiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yakışan tavrı da burada memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, sivillere yönelik savaş suçları insanlık tarihi açısından utanılacak en ağır suç olarak telakki edilmektedir. Bu sebepledir ki savaş suçlarının önlenmesi ve bu korkunç suçu işleyenlerin cezalandırılması için uluslararası hukuk normları kabul edilmiş, uluslararası ceza mahkemesi ihdas edilmiştir. Ancak maalesef savaş suçunu işleyen Ermenistan ve mağdurlar Türk ve Müslüman olunca uluslararası hukuk bir türlü olması gerektiği gibi işlememektedir. Komisyonumuzun hazırladığı rapor ile Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarının tam bir bilançosu çıkartılmıştır. Her şey delilleriyle ortaya konulmuş, dünya kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bundan sonraki dileğimiz ve beklentimiz, sivilleri katledenlerin, çevreyi tahrip edenlerin, gece yarısı kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin bir milleti katleden savaş suçlularının adaletin karşısına hesap vermek üzere çıkarılmalarının sağlanmasıdır. Aksi takdirde bu konuda kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerin ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin itibar ve etkisinin kalmayacağı muhakkaktır. Kıymetli misafirler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından 24 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamayla 1915 olaylarına atıfla aziz milletimize soykırım suçu isnat ettiği bir günün ertesinde bu panelin düzenlenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Esasen ilmi delillerle ve gerçeklerle kimin soykırımcı olduğunu müfterilerin yüzüne karşı haykırma zamanı çoktan gelmiştir. Kadim bir tarihe sahip olan milletimiz, tarih boyunca büyük ve güçlü bir millet olmanın bedelini haksız ve hadsiz saldırılara maruz kalarak ödemiştir. 1000 yıl önce Türklere ve Müslümanlara karşı ekilen kin ve nefret tohumları, önce Haçlı seferleriyle İslam coğrafyasını kan ve gözyaşına bulamış, akabinde emperyalizmin çıkarlarıyla yeniden dizayn ettiği Haçlı zihniyeti, 100 yıl önce aziz vatanımıza el uzatmıştır.
Batı'da tezahür eden ve özünde Türklere ve Müslümanlara dönük kin ve nefret duygularını içeren bu hastalıklı ruh halinin bir kısım odaklar tarafından emperyalist çıkarlar uğruna bugün yeniden canlandırılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın sözde soykırım açıklaması, hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin evrensel hukuk ve ilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır. Birinci Dünya Savaşı'nın bütün dünya ülkelerine yaşattığı zorluklar, hakikati arayanlar için tarih sayfalarında kayıtlıdır. Bizler yüzyıllarca farklı birçok millet ile kapı komşusu olarak hiçbir ayrımcılık emaresi göstermeksizin yaşayan bir devletin, bir milletin torunları olarak bugün de var gücümüzle barışın yanında, inanç ve kimlik dolayısıyla yaşanılan bütün ayrımcılıkların karşısında durmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021'de bu konuya ilişkin aldığı yeni siyasi tutum, değişikliğin yalnızca yeni yönetimde ve bu yönetimin tavrında olduğunu ortaya koymaktadır. 2021'de ne değişmiştir? Konuya dair yeni bir kanıt veya yeni bir bilgi mi ortaya çıkmıştır? Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Birinci Dünya Savaşı tarihi uzmanı mıdır? Arşivlerde herkese açık tuttuğumuz yüz binlerce belge arasında incelemeler mi yapmıştır yeni başkan? Ya da konuya dair tarihçilerin yeni değerlendirmeleri, açıklamaları mı olmuştur? Bu soruların cevabı hepimizin malumudur. İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, hiçbir yeni değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. Değerli arkadaşlar, konunun esasen iki boyutu vardır. Birincisi hukuki boyutudur. Soykırım, kapsamı son derece belirli, kullanımı çok somut şartlara bağlanmış bir uluslararası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suça işaret eden bu kavram, 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir. Bazılarının iddia ettiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2015 ve 2017 yıllarında vermiş olduğu kararlar da 1915 olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir anlam, bir hukuki anlam atfetmenin mümkün olmadığını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Konunun ikinci boyutu tarih boyutudur. Türkiye tarih bakımından da haklılığı konusunda büyük bir özgüven ve rahatlık içindedir. Bu bağlamda 2005 yılında başbakan olarak görev yaptığı sırada Sayın Cumhurbaşkanımız Ermeni tarafına tarihi gerçekleri aydınlatmak üzere tarafsız bir ortak tarih komisyonu kurulmasını önermişti. Bu teklif hala masada olmasına rağmen Ermenistan şu ana kadar çağrılarımıza olumlu bir cevap vermemiştir. Türkiye tarihin bu döneminin bilimsel tartışmasına her zaman hazır, istekli ve kendinden emin bir tavırla buna muktedir bir ülkedir. Tarihi veya hukuki temelde iddialarının tanınmasına ilişkin herhangi bir başarı elde edemeyen Ermenistan ve Ermeni diasporasının bir kısmı tarihi siyasallaştırmak için gerek üçüncü ülkelerin parlamentolarına ve bölgesel ve uluslararası kuruluşlara yönelmiştir. Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına ve hatta diğer ülkeleriyle ilişkilerine de gölge düşürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tarihen ve hukuken hiçbir mesnedi olmayan bu açıklamasının Türkiye'ye bir zararı yoktur. Nitekim 1981'de benzer açıklamayı yapan bir başka Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da olmuştu. Türkiye bugün çok daha güçlüdür. Dünyada ve bölgesinde çok daha etkilidir. Bu açıklamanın bölge ve dünya barışına, Ermenistan'a da bir faydası olmayacağını bilhassa belirtmek isterim. Sadece dünyada ve bölgemizde en önemli sınamalardan geçmekte olan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bu açıklamadan büyük yara alacaktır, büyük zarar görecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddettiğimi tekrar ifade etmek istiyorum.
Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında bile insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini buradan hatırlatmak isterim. Kıymetli katılımcılar, 44 günlük savaş sürecinde savaş hukukunu ihlal eden Ermenistan'ın suçlarını 5 aylık bir çalışma sonucunda rapor haline getiren İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuz, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını yerinde tespit ederek dünya kamuoyunun dikkatini çekecek bir rapor hazırlamıştır. Komisyonumuz, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının tarihi geçmişini analiz eden bu raporla insanlık ve insan hakları adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bu vesileyle insanlık tarihi boyunca savaşlarda katledilen bütün sivilleri, kadın, çocuk ve yaşlıları büyük bir üzüntüyle andığımı ifade etmek isterim. Bizler savaş halinde bile olsak insan olduğumuzu unutmayan, savaşın da bir hukuku olduğuna inanan bir milletiz. Kazanmak için canlı cansız, önüne gelen her şeyi katleden anlayışı her zaman ve zeminde en şiddetli şekilde kınamalı ve mahkum etmeliyiz. Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan ve 10 Kasım 2020'de Azerbaycan'ın kesin zaferiyle neticelenen çatışma sürecinde Ermenistan tarafından işlenen savaş suçlarını tekrar kınıyor, bu insanlık suçlarını işleyenlerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesinin sağlanmasını temenni ediyorum. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal ve ilhak teşebbüsünün akamete uğratılması sürecinde nasıl Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanında olduysak, bundan sonraki süreçte de uluslararası bütün platformlarda Azerbaycan'la birlikte bu konunun da takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Raporun hazırlanmasında emeği geçen Komisyon Başkanı Sayın Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere bütün komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma ve teknik hizmet veren bütün görevlilerimizi tebrik ediyorum. Toplantımızdan hayırlı ve faydalı neticeler hasıl olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.